başarı için iki kanadı kullanmak gerekir. Bunlardan bir tanesi akıl, diğeri de disiplin. Başarı için beynimizi eğitmeye çok fazla önem veriyoruz. Ancak yalnızca beynimizi eğiterek kendimizi harekete geçiremeyiz. Örneğin muhteşem donanıma sahip bir araba düşünelim. Bu araba muhteşem gözükmüyor ama donanımı çok iyi. Hatta arabanın altın kaplamada bir direksiyonu olsun. O arabanın içinde benzin olmadıktan sonra o araba hiçbir yere gidemez. Altın kaplama direksiyonu olsa bile. Dolayısıyla beyin eğitimleri elbette ki çok önemlidir. Ben de birçok beyin eğitimi almış bir insanım. Kişisel ve ticari yaşantımda bunların çok faydasını gördüm ama yeterli değil. Akıl kendimizi eyleme geçirmek ya da davranışımızı değiştirmek istediğimiz zaman yeterli değildir. Bunu yapabilmek için sağlam bir öz disiplin gerekir. Eğer çocuklukta disiplinle hiç tanışmadıysanız, yani aileniz ya da öğretmeniniz disiplini çalışma ile ilgili sizleri yeterince eğitmediyse veya herhangi bir spor dalıyla uğraşmadıysanız, büyüdüğünüzde hayat koşuşturması için de kendinizi disiplin etmekte zorlanabilirsiniz kendini disiplin edemediğin zaman canım istemiyor sonra yaparım diye yapılacak işleri ertelemeye başlarsınız. Öyle bir ertelersiniz ki bu sefer ertelemek size acı vermeye başlar. Yapayım da artık bitsin dersiniz ve yapıp bitirirsiniz. Dolayısıyla hayatın bir döneminde mutlaka kendini disiplin etmek için vakit ayırmalısın. Genellikle disiplin dendiğinde çok sert katı kurallar çağrıştırılır ancak disiplin özünde duygusal bir güçtür. En çok disiplin gerektiren mesleklere baktığın zaman akla askerlik veya sporculuk gelir. Onlara yakından baktığın zaman aslında yaptıkları işle ilgili ne kadar duygusal bağlar kurduklarını görebilirsin. Örneğin olimpiyat şampiyonumuz Naim Süleymanoğlu olimpiyatlarda 60 kilo sikletinde olimpiyat rekoru kırmıştır. Kendi ağırlığının 3 katından 10 kilo fazlasını kaldırabilmiştir. Yani 190 kilo. Sonraki yıllarda başka kimse kaldıramadığı için 60 kilo sikleti olimpiyatlardan kaldırılmıştır. Filmin izleyenler bilir, dayım bu başarıyı kendi halkını Bulgar zulmünden kurtarabilmek için kazanmıştır. Onun vesilesiyle 300 bin Bulgar Türk'ü Türkiye'ye dönüş yapmıştır. İşte kendini böyle duygusal bir nedenle disipline etmiştir. Siz de başarı için eyleme geçmekte zorlanıyor, kendinizi disipline edemiyorsanız, amaçlarınızın içine böyle duygusal nedenler koymalısınız. Eylemlerin atıflarını bilmeyen hiç kimse disiplinli şekilde çalışamaz. Her kulübeli olsanız, fikirlerle doğruyu bilmekle kendinizi harekete geçiremezsiniz. Yani başarı için akıl mı disiplin mi sorusuna geri dönersek her ikisi de gerekir. Ancak başarıya gitmek için iki kanadı da kullanmak gerekir. Ben Elif Erdenay bir sonraki videoda görüşmek üzere.